InDesign'da Temel Teknikler adlı video derslerinden 3. videoyu izliyorsunuz. Bu video derste ilk olarak InDesign'da bir mizanfajin içerisinde farklı boyutlarda sayfaların nasıl oluşturulduğunu göreceksiniz. Bunu yapmak için InDesign CS5 ya da daha yeni bir sürümünün bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Hemen buradaki Page panelinden bir numaralı sayfanın üzerine tıklıyorum. Ardından açılır penceresinden, Page paneli açılır penceresinden gördüğünüz bu Allow Document Page to Shuffle'ın işaretini kaldırıyorum. Daha sonra sayfa ekleyeceğiz. Sayfa eklemek için her zaman Insert Pages yazan yere tıklıyoruz. Bir sayfa eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi OK'a bastığım zaman, onayladığım zaman 1 ve 2 olarak yeni bir sayfa eklendi. Şimdi sayfa aracıyla bunun üzerine tıklıyorum. Bunu biçimlendireceğiz. Yani biraz daha küçük bir sayfa elde etmek istiyoruz. Eklemek istiyoruz buraya. Hemen ekleyelim. Örneğin burası 210. Bunu 100 yapalım. Biraz daha küçük bir sayfa elde ettik. Uzaklaştığınız zaman daha iyi göreceksiniz. Örneğin buraya yeni bir şeyler ekleyebiliriz. Benim yan tarafta burada bir avucu olacaktı. Onu bu sayfanın, ben oluşturduğum sayfanın üzerine koymak istiyorum. Fakat orada değil. Hemen şuradan alalım. Yapıştırıyorum onu. Bu yöntemi kullanarak bir mizanpajın içerisinde farklı boyutlarda sayfalar oluşturabilirsiniz. InDesign'da oluşturduğunuz bir belgeyi daha sonra nasıl düzenleriz? Buna bakacağız. İlk olarak master sayfa üzerinde göstereceğim. Hemen A master'dan ilk sayfaya tıklıyorum. Daha sonra layout, ardından margins and columns'a tıklıyorum. Burada kenar boşluklarını ayarlayacağız. Margins kısmından kenar boşluklarını ayarlayacağız. Burada 25 yazıyor. Bunu 15 yapalım. Buradan görüntüleyi işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi kenar boşluklarını buradaki değerlerle oynayarak değiştirebiliriz. Yukarı ve aşağı değerleri, yine sağ ve sol değerleri bu şekilde ayarlayabiliriz. Ayrıca kaç kolondan oluşacağını da ayarlayabiliriz. Örneğin 2 olsun. Cilt payını da buradan yine ayarlayabiliriz. Ayrıca File, Document, Setup var. Buradan da istediğimiz ayarlar yapabiliriz. Sayfa sayısı, Start Page No var. Kaçıncı sayfadan başlayacağı. Yine yüzde mi sayfa olması yoksa tek sayfa mı olması gibi ayar var. Ayrıca buradan sayfa boyutunu seçebilirsin. Örneğin burada şöyle bir metin çerçevesi var ve bunun içerisine yaz atacağız. Yaz ekleyeceğiz diyelim. Hemen yazı ekliyorum masa üstünde. Yazıyı seçtim. Gördüğünüz gibi yazıyı seçtik fakat tekstin halinde. Ve bunu düzenlemek istiyoruz. Hemen düzenleyelim. Object. Ardından Text Frame Options. Burada şuradaki columns number kısmını 2 yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2'ye bölündü. Fakat düzensiz oldu. Balance columns'a tıkladığım zaman her iki tarafa da, her iki kolona da yazıyı ortak olarak yaydı. Fakat burada yine bir düzensizlik var. Düzensizliğimizde gördüğünüz gibi aradaki boşluklar tam olmadı. Tekrar aynı yere gidiyorum. Text frame options. Hemen onu da düzelteceğiz. Şuradan gördüğünüz gibi
cilt payı bölümünden de ortadaki boşluğu ayarladık. Bu şekilde hızlıca çalışmalarınızı düzenleyebilirsiniz.